İyi bir cumartesi diliyorum efendim. Şimdiki zamanı bugün Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Halk TV'nin Ankara stüdyolarından sizlere merhaba diyoruz. Hepiniz ekranlarınız başına hoş geldiniz. Bugün iki değerli konuğumla birlikte geçen haftayı değil, bütün bu haftalar boyunca biriken sorunları, problemleri konuşmaya çalışacağız, ele almaya çalışacağız. Önce benim uzun zamandır programa davet etmek istediğim Türk hukukunun çok önemli bir ismi, hem entelektüel derinliği hem hukuka bakış açısıyla çok takdirle, ilgiyle izlediğim, sadece benim değil, Türk ulusunun ilgiyle izlediği Sabih Kanadoğlu, eski Yargıtay Başsavcısı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun Yılgın Bey. Sağ olun. Benim için de mutluluk yıllar sonra tekrar sizinle beraber bir program yapmak. Sağ olun, var olun. Ve Muhterem Paşa'mla beraber. Evet. Sağ olun, sağ çok olun. Teşekkür ederim. Muhterem Paşa deyince hemen dönelim sevgili Naim Babiroğlu'na, bizim cumartesilerimizin vazgeçilmezi oldunuz siz de. Yani şimdi bir emekli generali bu kadar çok davet etmek niye diye düşünür ama Türkiye öyle bir ülke haline geldi ki ya hukukçu çağırmak zorunda kalıyorsunuz sevgili izleyiciler ya bir generali çağırmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü ama generalin tanıtımının başında bir doktor. Tabii. Onu biz doktor Naim Babiroğlu hesabın dışına koymamak doktora lazım. Tezini verdi, savunmasını yaptı ve doktor oldu. Bir ay oldu herhalde değil mi? İki ay oldu. Tekrar hayırlı uğurlu olsun olun, diyelim. Sağ olun, sevgili izleyiciler, gerçekten bugün bu arada şu peşinden söyleyeyim, 2 saatlik bir programımız var. Son bir saatte bir özel yayınımız olacak. Dolayısıyla ben ekranda olmayacağım. Onu peşinden söyleyelim. Konularımıza girmeden önce küçük bir iki hatırlatmayı yapalım. Öncelikle bugün Küba devriminin öncüsü, devrimin lideri, büyük devrimci, devlet adamı Fidel Castro yaşama veda etti. 90 yaşında Küba'da yaşama veda etti. Gerçekten devrimler çağının, devrimler kuşağının en önemli isimlerinden biriydi. Bu kapitalizmin vahşi dişlerini gösterdiği çağda bir umut ışığı olarak doğmuştu. Küba bugün belki tartışılabilir, eleştirilebilir ama onun yarattığı ülkede pek çok ilke imza atıldı, onun peşinden söyleyelim. Ve insanlığın büyük bir umudu olarak doğdu. Hiçbir şey yapmazsanız sadece Küba'nın tıp alanındaki yeniliklerine ve dünyaya kattığı şeylere bakarsanız, o zaman Fidel Castro, Ernesto Che Guevara ve arkadaşlarının neyi başardıklarını daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Buradan ışıklar içinde uyusun diyoruz Fidel Castro'ya. Dünya devriminin, Küba devriminin büyük önderini saygıyla bir kez daha selamlıyoruz. Önce onu bir belirtelim. Sayın Acır, ben de şunu eklemek istiyorum. Tabii anılar insanın hemen derhal aklına geliyor. Yıllar önce, yani 27 Mayıs'tan bir ay kadar önce Cumhuriyet Gazetesi'nde Allah rahmet eylesin Ali Ulvi'nin bir karikatürü yayınlanmıştı. Bu karikatürde işte Syngman Rhee o tarihte Güney Kore'nin diktatörüydü. Lejant uçtu ibaresini taşıyordu. İşte Syngman Rhee uçtu. Altta yine uçan birisi, efendim, altında Batista uçtu. Yani diktatörlerin sonunun ne olacağını Ali Ulvi belirli bir ima ile, yani 27 Mayıs'tan bir ay önce gayet güzel bir şekilde ortaya koymuştu. Ve tabii bu karikatürün en büyük ilhamcısı da sizin dediğiniz gibi Fidel Castro. Yani yıllar sonra artık ışıklar içinde mi yatar, toprağı bol mu olur, ne denerse densin, dünya tarihinde imza atmış. Çok ve bir diktatörlüğü devirmiş bir büyük liderdir. Evet. Tabii bu çağın gençleri belki hatırlamıyorlar, bilmiyorlar olabilirler, okumamış, atlamış olabilirler ama hani Fidel Castro devrimci, niye devrimci? Çünkü bir diktatörlüğü sona erdirdi. Hiç şüphe yok. Batista diktatörü. Evet, her diktatörün nasıl uçacağının da önceden ifadesidir bu. Evet. Bu bazı kulaklara da küpe olsun diye söylüyorum. Çağımızda bu arada özellikle. Bu arada ülkesinde, yani Küba'da yaşayan halkın mutluluk yüzdesi başlarda, ilk onlarda. Evet. Onu da belirtmekte yarar var. Kesinlikle. Yani Norveç gibi, Norveç'ten sonra mutluluk yüzdesi en yüksek olan halk Küba'da yaşayan halktır. Fidel Castro'nun da bir başarısıdır bu. Kesinlikle. Şimdi bu tüketim çağının verdiği şeyle midir, nedir bilmiyorum. Hani Küba'ya gidince işte insanlar yoksulluk içinde vesaire diye bir propaganda da yürütüyorlar. Evet. Ancak dediğiniz gibi insanlar mutluluk mutlu yüzdesi. Orada. Evet. Mutlu.
insanlar orada eğitimi düşünmüyorlar. İnsanlar sağlığı düşünmüyorlar. İnsanlar barınma, en temel ihtiyaç olan tabii, barınmayı düşünmüyorlar. Tabii. Bir de tabii şu da var. Yani her şeyden önce bir ulusun sahip olması gereken şey onurdur. Bravo. Yani eğer onura sahip değilseniz, siz istediğinizi verin, orada mutlu bir topluluk yaratamazsınız, bir toplum yaratamazsınız. Onun tabii için, bu mutluluk da ağır ambargolara rağmen. Tabii Amerika'nın burnunda ağır ambargo. Yıllarca süren ambargolara rağmen ayakta kalmayı başlamış. Bir de tıp alanında siz belirttiniz, ABD'den önce gelir tıp alanında, tabii, kanserli araştırmalarında. Kesinlikle. Önemlidir bu. Hatta pek çok yurt, dünyanın pek çok yerinden insanlar Küba'ya kanser tedavisi için gidiyorlar. Kesinlikle. Ve 10 yıldır kanserle ilgili aşıyı kendi halkına yaptırıyor parasız olarak. Evet. Evet. Küba gerçekten bir rüya ülke. Evet. Tekrar Fidel Castro'yu anıyoruz. Dünya devriminin. Aslında Küba umarım, ulusuna yani başsağlığı dilemek gerekiyor. Evet, Küba'nın başı sağ olsun diyelim. Evet. Dünya halklarının da başı sağ olsun bununla beraber. Evet, şimdi Sabih Bey, siz o kadar güzel bir yerden girdiniz ki böyle benim içim o noktada kıpır kıpır. Niye kıpır kıpır? Çünkü hemen onu sormak, oradan başlamak istiyorum. 1960'lara şöyle bir sizi götürsem, hukuk fakültesinden yeni çıktığınız mezun, 59'daki o günlerinize bir götürsem, neden götürsem? Çünkü Türkiye'nin bir aydınlanma pınarı var. Evet. Biz onları okuyarak büyüdük, o pınardan el almaya çalıştık. O günkü tartışmaları, o günkü Türkiye'nin daha modern, daha aydınlık bir Türkiye olması için kafa yoran, mücadele eden aydınların hayatlarını okuyarak, onların çalışmalarını, faaliyetlerini okuyarak geçti belki de ilk gençlik çağımız. Şimdi o günlerde Türkiye çok daha büyük, modern, belki de hatta ütopik gelecekti ama sosyalist bir Türkiye hayali de vardı bir yandan fonda. Şimdi ben bir hukukçu olarak o günlere dönüp bakmanızı istesem, 1961 Anayasası ile beraber Türkiye, hem 60'lı günleri bize, 60'lı yılları bize bir anlatın o günleri. O günler nasıl bir iklimdeydi? Evet. Hem de 1961 Anayasası'nı nasıl özgürlükler ortamını getirdi? Neleri sağladı? Parlamenter sistemimizde işte çift meclisten tutun da efendime söyleyeyim sendikal haklara kadar neleri sağladı bize? Şöyle bir kısaca özetleseniz, özetleyin deseniz, desem ne dersiniz? Tabii yaşlanmak bazı şeyleri sanki Allah'ın verdiği bir kazanç olarak görünüyor. Doğrudur. Çünkü şöyle 1946 seçimlerinde açık oy gizli tasnife şahit olmuş Ayvalık'ta belediye meclisi binasında içeriye kimsenin sokulmadığı ve kendi aralarında oy saydıkları günden bugüne geliyoruz. Tabii aslında 46'da yani 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti kuruldu. Hı hı. Ve biz çok partili hayata öylece girmiş olduk. Aslında demokratik bir düzene girmiş değiliz. Hı hı. Çünkü ne olursa olsun tek partiden demokrasiye geçiş bir takım aşamalarla ancak mümkün olabilir. Yani birdenbire bir ülkenin kaderini aynı anda da değiştirmeniz mümkün değil. Bir takım deneyimlerden yararlanarak ancak belirli bir yere varılabilir. Şimdi 1950 14 Mayıs seçiminde Demokrat Parti görülmemiş bir zafer kazandı deniyor da o biraz da seçim sisteminin getirdiği bir olaydı. Çünkü ekseriyet yani çoğunluk sistemini aldığın anda nispi temsili bir kenara bırakınca ortaya çıkacak manzara buydu. Aşkın temsilin en büyük yani, örneğidir yani. Gayet tabii. Yani eğer nispi temsil kabul edilseydi, eğer Anayasa Mahkemesi o tarihte kurulabilseydi, yargı bağımsızlığı tam olarak sağlansaydı, hani üniversite reformları yapılarak gidilebilseydi, yani altyapısı yapılabilseydi bu işin, herhalde daha iyi bir yere giderdik. Ama 50'de iktidarı ele geçirenler bu iktidarın kendilerine sağladığı imkanları onu eski tek parti devrindeki gibi bir yönetimi yeğleyerek öldürdüler. Hı hı hı.
Ve biz fakülteye başladığımız yıllarda 1956'da bir basın kanunu çıktı. Ve basın kanununda gazetelerde şimdi yine olduğu gibi beyaz sütunlarla çıkmaya başlandı bu. Allah rahmet eylesin, idare hukuku profesörü Ragıp Sarıcan'ın ben derse cübbesiz olarak geldiğini, çünkü ilk açılış cübbeli olur. Yahut ona cübbe demiyor da işte efendim o pişinle olur. Onunla geldiğini ve protesto için bu şekilde geldiğini ifade ettiğini hatırlıyorum. Bu gittikçe ekonominin de kötüye gitmesiyle beraber tıpkı bir baskı idaresi haline gelmeye başladı. Yani elbette ki 27 Mayıs'ta bir darbeydi. Yani bu darbe değildir, devrimdir, inkılaptır, şudur, budur. Bunların hepsi niteliğini değiştirmez. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin önünü açan, Türkiye'ye çeşitli fikirlerin yerleşmesini sağlayan bir olay olarak kabul etmekte yarar var. Bir kere her şeyden önce o mücadelenin içerisinde bulunmaya ben de çalıştım ama o tarihte hani sosyalist, efendim, kapitalist ayrımı, bunun kavgası falan olmadı. Orada sadece bir özgürlük. Özgürlükler mücadelesi. Evet, o sadece oydu. Ama 27 Mayıs bize fikir hareketleri itibariyle aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan o düşünceleri de birliğinde beraberinde getirdi. Peki nelerdi onlar Sarip Bey? Yani neleri kazandı 61 Anayasası'yla? 61 Türkiye? Anayasası'yla bir kere her şeyden önce doğru dürüst, çağdaş ve uygar bir anayasaya kavuştu. Bunu hak etti mi Türkiye? Sanmıyorum. Çünkü 10 sene sonra evet dar gelmeye başladı. Lafları geldi. Bol gelmeye başladı. Lafları geldi. Ve hani ifade özgürlüğünün gerçekte Türkiye için zararlı olduğu düşüncesi egemen oldu. Ve her şeyden önce bu iklim Türkiye'deki düşünce özgürlüğünü kısıtlayan bir hale geldi. Evet. Tabii bunun yanında faydası derseniz her şeyden önce Anayasa Mahkemesi kuruldu. Tam doğru. İkincisi, Anayasa Mahkemesi hangi ihtiyaçtan kuruldu? Şöyle efendim, tabii her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halledilir. Ve tek egemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de halkın iradesini ortaya koyar. O halde efendim, bir meclis istediği her şeyi yapar. Düşüncesi eskiden devredilmişti. O kullanılmaya başlandı. Halbuki bu yeni anayasayla birlikte meclisin neleri yapabileceği, neleri yapamayacağı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ne anlama geldiği ve yargı bağımsızlığının nasıl bir değer olduğunu yavaş yavaş Türkiye anlamaya başladı. Ve tabii o sırada bu Türkiye aynı zamanda tıpkı bugünkü gibi bir takım tehditlerin altındaydı. Yani 27 Mayıs aslında istediğiniz kelimeyi kullanın. Beraberinde başka aynı tarihlerde hani bu ne olur 22 Şubat olur 21 Mayıs olur bir takım teşebbüslere yol açtı. Doğru. O dönem içerisinde zaten eğer bir intikam alma, bir efendim revanş olayı içine girdiği anda zaten ortam rahat rahat ifade özgürlüğünün kullanabileceği bir ortam olmaktan çıktı. Yani demokrasi öyle biraz önce söylediğim gibi her şeyden önce bir kurallar rejimi. Doğru. Kurallara eğer uymazsanız ki tıpkı bugün olduğu gibi o tarihte de bir takım sıkıntılar ortaya çıkarıyordu. Evet, bu 71'e kadar böylece gitti. Ve 71 işte tabii o tarihteki gençleri düşünün. Tabii çeşitli düşünceler yani emperyalizme karşı koyma, o
birçok gencin de aslında kaybedilmemesi, kabul edilmesi gereken Türkiye'nin büyük kaybına da yol açtı. Hı hı. Gençler birbirine düşmeye başladı ve Türkiye karıştı. Evet. Şimdi 71'den yine bugünlere geleceğiz ama ben buradan girmekle şunu aslında, bugünlerde çok tartışılan konu var. Şimdi Paşam'a da döneceğim. Kuvvetler ayrılığı. Tabii. Var. Aslında kuvvetler ayrılığının bizim en modern anayasamız olarak kabul edilen 61 Anayasası'nda tabii. Kuvvetler ayrılığı ilkesi çok kırmızı kalemle. Ama nereden geliyoruz biz buraya? Şöyle bakalım. Bir İstiklal Savaşı'yla. Doğru. Ve İstiklal Savaşı'nı şöyle düşünelim. Yani Atatürk'ün büyüklüğü de buradan mı geliyor? Düşünebilir misiniz ki İnönü Savaşı'ndan 10 gün sonra, yani 20 Ocak 1921 21'den. Tarihinde siz yeni bir anayasa yapıyorsunuz. O bu kabul edilir mi Sabih Bey? Efendim? O tam anayasa temel metni olarak kabul edilir mi? 21 Anayasası çok tartışmalı görülür. Yok, hayır. Hiçbir yani tartışma. 24'ten önce hani 21 böyle bir 21... üzerinde uzlaşılan tam bir anayasa metni değil de böyle... Hayır hayır, şöyle. Şimdi en enteresan tarafı odur. Yani dünya anayasa hukuku içerisinde iki özelliği vardır 21 Anayasası'nın. 21 Anayasası bugüne kadar yazılmış olan en küçük kısa anayasadır. Evet, evet. Yani 23 asıl bir de yedek, yedek 24 maddeden evet. ibaret bir anayasa. Hı hı. İşte onun için ama daha enteresan evet. bir şey var. Çünkü kendisine aykırı olmayan hükümlerinin, kanun esasının da geçerli olduğunu kabul eden bir anayasadır. Yani 20 Ocak 1921'de iki anayasası vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin. Hı hı, aynen, zaten adı odur bu arada. TBMM hükümeti. Aynen olur. Evet. Yani devletin adıdır o aynı evet, zamanda. Adı, aynen. Evet. Şimdi aynı anda iki anayasası birden yürürlükte olan başka bir örnek de dünyada göstermek mümkün değildir. Doğru. Evet. Şimdi o anayasa tabiatıyla kuvvetler birliğini esas almıştır. Hı hı hı. Neden almıştır? Savaşan bir ulusta bütün kuvvetlerin tek elde toplanması zaten kaçınılmaz bir başkomutanlık. Tabii hiç şüphe yok. Evet. 24 Anayasası yavaş yavaş artık bu kuvvetler birliğiyle demokrasiye doğru gidilemeyeceğinin farkındadır. Ancak birdenbire o geçiş, dedim ya, bu bir aşama gerektiriyor. Elbette ki tam bir kuvvetler ayrılığı ilkesini getirmiş değildir. Zaten şanssızlık şuradadır. Çok partili hayata biz 24 Anayasası ile beraber gitmek durumunda kaldık. Halbuki eğer demokrasiye doğru yol alıyorsanız her şeyden önce değiştirmeniz gereken o kuvvetler ayrılığını net bir şekilde ortaya koyacak bir anayasa değişikliği idi. Biz bunu yapamadık. Onun için yani düşünceler tek parti döneminde ve kuvvetler birliğinde ama uygulamak istediğiniz kuvvetler ayrılığı. Yani Türkiye'nin belki demokratik hayatında bir şanssızlık veyahut ileriyi görememe veya o tarihteki dengelerin bunu yaptırmaması diye düşünülebilir. Tabii böyle girince kuvvetler ayrılığı bizim o dönemde 24 Anayasası'nda vardır ama yeterli değildi. Onun için kolayca sapmalar ve Türkiye'yi bir açmazın içine sokma bu şekilde mümkün oldu. Şimdi biraz daha ayrıntılı devam edeceğiz bu kuvvetler tabii. ayrılığı meselesine. Çünkü günümüzde çok tartışılıyor ama ben Naim Paşa'ya da döneceğim. Ama dönmeden sevgili Erol abim mesaj atmış. Erol Mütercimler. Sevgili kardeşim günaydın. İzliyorum konuklarına ve Naim Paşa'ya selamlar. Sağ olsun. Ama Sabih Usta'nın ellerinden öptüğümü lütfen iletir misin? Diye. Evet canım, sağ olsun. Erol Mütercimler'in ellerinizden olsun. Öpüyormuş. Selamlarını sevgilerine iletelim. Sağ olsun. Evet, hocam. Size de selamları sağ var. Olsun. Bir izleyicimiz de size bir agresif bir soru sormuş Sabih Bey. Onu sorayım. Bizim şimdiki zamanın şanına yakışsın.
Diyor ki ben diyor Sabih Bey'e kırgınım. Bize asla olamaz, mümkün değil diye ümit verdi diyor. Maalesef olmaz, anayasaya aykırı dediği her şey oldu diyor. Bir izleyicimiz bu. Ama ben başka bir şeyi devamlı olarak söylüyorum. Bu rejim ila nihaya, sonsuza kadar devam etmez. Doğru. Bunun elbette ki bir bitişi, bir ama kötü bitişi olacağı benziyor. Doğru. Onun için çünkü bu kadar hukuksuzluk değil mi? Elbette ki. Yani bu kadar eğer olaya bir de onların çok sevdiği bir şekilde dinsel bakalım. Her bu şekildeki işlenen günahların bir mutlaka karşılığı bu dünyada da görülecektir. Doğru. İzleyicimize de onu söylemiş olalım. Şimdi Naim Bey... Gündemde de çok şey var ama ara ara kuvvetler ayrılığı meselesine sıklıkla döneceğiz. Çünkü bu anayasa tartışması, başkanlık tartışması ve kuvvetler ayrılığı şu anda herhalde bizim son birkaç yılımızı meşgul etti. Evet. Daha da edecek gibi de gözüküyor. Evet. Dolayısıyla Sabih Bey'i bulmuşken ben onları tek tek sormak istiyorum. Bu kuvvetler ayrılığı neden önemli? Evet. Neden demokrasiyi salt demokrasi olarak sunduğunuz zaman büyük sakıncaları olabilir? Onun denetimi olması lazım, şeffaf olması lazım, hesap verebilirliği olması lazım, yargının bağımsız olması lazım. Bunlar olmadan salt demokrasi diyerek, demokrasi goygoyculuğu yaparak, yani her şeyde halk oylamasına gidelim diyerek modern devletler, gelişmiş demokrasiler inşa edilemez. Evet. Dolayısıyla bunu bildiğimiz için o konuda ben ağırlıklı olarak durmak istiyorum. Fakat şimdi güncel bir konu var. Siz de iki gündür televizyon programlarında çıkıyorsunuz, anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu konuya birazdan bağlayacağım ama herkes artık açık açık soruyor. Biz NATO'dan çıkarsak ne olur? Ölür müyüz? Önemli bir soru. Hani bir laf vardır. Ölür müyüz? İşte bu da agresif bir soru. Agresif bir soru, evet. Çok agresif. Çünkü yani artık hani Şangay'la buluşuyoruz. Avrupa Tabii. Birliği parlamentosundan üyelik Doğru. müzakereleri askıya alınıyor. Belki konseyden de benzer yönde bir karar çıkacak. Şimdi biz ne yapıyoruz? Batı bloğundan kopuyor muyuz? Batı bloğu dediğiniz askeri bir pakt neticede. NATO, savunma paktı. Savunma paktımız orası. Kuzey Atlantik ekonomik işbirliği ayrı ama neticede savunma paktı Adada olarak oraya Kuzey Atlantik savunma ittifakı. Şimdi çıkabilir miyiz? Önce oradan başlayalım. Tabii. Istersen. Bir şey eklemeden onu mu cevap vereyim? Ona bir direkt cevap verin ki insanlar şimdi tam... Şimdi şöyle tabii. Şimdi burada bu konuya karar verirken Türkiye'nin daha önce yaptığı ancak son 10-15 yıldır yapmaktan çekindiği bir önce üniversiteler düzeyinde bir tartışma. Hukuki düzeyde hukukçuların bir tartışması. Paneller yapılması. Ayrı ayrı çalışma sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum örgütlerinin ayrı ayrı çalışma gruplarının oluşturulması. Bunların topluma sunulması. Şeffaflık sistemi. Ondan sonra olgunlaştırılması ve sonuca ulaşılması. Tabii bilimsel yapılması gereken konu bu. Çünkü NATO ittifakı dediğinizde yaklaşık 60-65 yıldır bu ittifakın içindeyiz. Kore Harbi'nden sonra biliyorsunuz. Ve Varşova Paktı'na 52'de girdik. 1949'da kuruldu, 1952'de girdik. İlk 12 ülkeydi. Fakat şimdi 28 tane üye ülke var. Yazılmamış bir kural vardır. Ben değerli izleyenlerimize de bahsetmek isterim. Avrupa Birliği ile NATO arasında yazılmamış fakat geleneksel bir kural vardır. Hiçbir yerde yazmaz. NATO üyesi olmayan hiçbir ülke Avrupa üyesi olamıyor. Avrupa Birliği üyesi olamıyor. Hı-hı. Önce NATO üyesi oluyorsa, Hı-hı. bu istisna birkaç ülke var, İsviçre gibi. Ama İsviçre zaten tarafsız. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne geçiş için NATO bir baraj gibi. Hı-hı. Onda mesela Çek Cumhuriyeti'ni düşünün, Polonya'yı düşünün, Macaristan'ı düşünün, Litvanya, Estonya'yı düşünün. Hepsi önce NATO üyesi oluyor, ondan sonra Avrupa Birliği üyesi oluyor. Çünkü Avrupa Birliği üyeli ülkelerinin veya Avrupa Birliği'ndeki 28 ülkenin kendilerini savunmak için oluşturdukları ve çalışamadığı bir Avrupa kolordusu gibi bir sistemleri var ama çalışıyor. Bunu kuvvet havuzuyla, NATO'daki kuvvet havuzu ait. Dolayısıyla entegre birbirine. Onu önce bağlayalım. Şimdi... Bir de ek soru. Ülke var mı daha önce? Efendim? Çıkan ülke var. Çıkan ülke şöyle. Yunanistan askeri kanattan çıktı. Fransa De Gaulle zamanında askeri tamam. kanattan çıktı. Ama daha sonra ikisi de Yunanistan 1980 12 Eylül'den sonra Kenan Evren'in onayıyla diyelim veya 18 Rogers miydi? 12 Eylül'ün bir jesti gibi yapıldı.
Halbuki, NATO Genel Sekreteri mi söylüyorsunuz? Yok, o general vardı. Ha, general. Halbuki, NATO bir kart alabilirdi. Çok önemli kartı vardı. Avrupa Birliği kartı vardı. Bunu kullanmadı Türkiye o zaman. Direkt evet girsin dedi askeri kanadı. Çünkü NATO'da bütün kararlar oy birliğiyle alınır, bu tür kararlar. Girsin dedi 1980 Eylül'ünden sonra, yani Kenan Evren Paşa'nın o yönetimi. Ve askeri kanada Yunanistan döndü tekrar. Fransa ne zaman döndü? Fransa da işte 2000'lerde döndü tekrar askeri kanada. Siyasi kanatta temsil ediliyordu. Yani siyasi kanat dediğimiz nerede? Brüksel'de bir karargahı var. Sivillerin oluşturduğu bir ana karargah. NATO Genel Sekreterinin bulunduğu. Buna IMS diyoruz. Yani International Military Staff, uluslararası askeri veya sivil. Orada bir de askeri karargah, stratejik karargah dediğimiz, bizim gibi askerlerin görev yaptığı Brüksel'e bağlı Mons ilçede bulunuyor. Karargah orada. Şimdi askeri karargaha dönünce, Mons'ta bu askeri karargah temsilciliği, ama sivil kanattan hiç ayrılmadılar. Siyasi kanattan ayrılmadılar. Askeri kanattan ayrıldılar. Peki ayrıldıktan sonra ne oldu Fransa? Yine NATO ile entegrasyona devam etti. Yine bazı görevleri yaptı. Ancak askeri kanattan uzak kaldı. Hatta kuvvette tahsis etti. Yani askeri kanatta olmamasına rağmen kuvvette tahsis etti çeşitli operasyonlarda. Sonra tekrar katıldı. Şimdi bugün NATO'dan çıkalım dediğinizde bu yarın olacak bir iş değil. Neden? Size şöyle tersten bir örnek vereyim. Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Macaristan gibi bu Varşova Paktı'ndan veya Doğu Blokundan ayrılan ülkeler. Şimdi önce NATO'ya giriş için başvuruyorlar. Başvurduktan sonra barış için ortaklık diye bir platform var. Buna İngilizce'de PFP diyoruz. Partnership for Peace diyoruz. Barış için ortaklıkta Azerbaycan 10-15 senedir bu ortaklık üyesi. Ermenistan da öyle, Özbekistan da öyle, Kırgızistan da öyle. Hepsi olmak istiyor. Çek Cumhuriyeti öyleydi, Polonya öyleydi. Demek ki 10-15 sene bir hazırlık süreleri var. Hazırlık süreleri neyi kastediyoruz? Entegrasyonu kastediyoruz. Bu arada siz saydığınız bu hazırlık süresini, içindeki olan ülkeler içerisinde Şangay üyesi ülke de var. Tabii. Şangay üyesi ülke de var. Tabii. Yani, o aynı kavram zamanda, kargaşası olmasın diye söylüyorsun. Yok. Barış için ortaklık üyesi ama NATO üyesi değil. Değil. Olduğu zaman belki oradan çıkacak. Şangay'dan mı çıkacak? Tabii. Şimdi böyle bir durumda demek ki hazırlık için 10-15 sene gerekiyor. Sonra entegrasyon. Entegrasyon nedir? Oradaki silahlı kuvvetlerin talimnameleri dahil, yani kitaplarının dahil, NATO konseptine, doktrine uygun hale getirilmesi. Subayların, assubayların, askerlerin düşünce yapısının, doktrininin NATO'ya uygun hale getirilmesi. Savunma sistemlerinin, silah sistemlerinin, yakıt sistemlerinin, uçak yakıtlarının, muhabere sistemlerinin, muhaberedeki kodlamaların hepsi bu belirli bir süre gerekiyor. Buna biz kuvvet hedefleri diyoruz ve her sene bunu kuvvetler yapar. Şimdi biz ayrılmak istiyoruz. Olabilir. Saygı da duyulabilir. Yani NATO'nun getirisi, götürüsü nedir şu anda? Fakat ayrılmak istediğinizde bu 10-15 yıldan önce olacak bir olay değil. Ha. Neden olacak bir olay değil? Çünkü örnek veriyorum. Skorsky helikopterleri var şu anda. Çok önemli helikopter. Evet. Çok operasyonel bir helikopter. Şimdi bunun yedek parçası, bakımı, idamesi Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nden neredeyse biraz kontrolünde. Başka muhabere sistemlerini alın. Yani F-16'ların muhabere sistemlerini alın. Evet, gittikçe bağımsız olmaya silahlı kuvvetlerin savunma sistemi gelişiyor ama bu %100 gelişmiyor. Yani şu anda hiçbir ülke kendi başına bir savunma sistemini yapamıyor. Neden? Çok pahalı çünkü kendisi yaparsa. Evet. Ya pahalı. Onun için 10-15 yıl en az alır. Avrupa Birliği'nden çıkmak belki daha kolay olabilirdi. Yani zaten girilmemiş bir şeye çıkmak demek. Siz askeri teknik askeri gerekçeler teknik, dolayısıyla tabii, çıkmak uzun, kolay değildir. Kolay değil, iyi düşünülmesi lazım. Ama ben hani o teknik gerekçelerin dışında yaptırım olarak NATO nasıl bir tavır alır? Şimdi NATO şöyle bir tavır. Siyasi tavrı ne olur? Şöyle askeri tavır olarak ne yapar? Şöyle üstlerin tavır durumu ne olur? Yani? Evet, şöyle bir tavır alır. Avrupa Birliği biraz önce dediğim gibi 28 ülkenin çoğu, %90 üzeri İsviçre ve bir iki ülke hariç NATO üyesi. Bu NATO üyesi olduğu zaman yarın öbür gün siz NATO'dan bir talepte bulunduğunuzda Article 5 dediğimiz 5. madde, meşhur 5. madde, örnek veriyorum. Yani bir ülkeye yapılan saldırı bütün NATO ülkelerine yapılmış sayılır. Ama neye göre yapılmış sayılır? Sayın Başsavcım dahi Birleşmiş Milletler 51. madde kapsamında. Yani meşru müdafaa. Yani ben uçak düşürdüm. Rusya'nın uçağını düşürdüm. Rusya da karşılık verdi.
NATO'ya çağırdım. NATO kabul etmez bunu. Neden? Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine atıf yapar. Nedir o? Meşru müdafaa, bir tecavüz olması lazım. Şimdi bu kapsamda üyeler size karşı çıkabilir. Başka konularda NATO'da olan bazı haklarınıza üyeler size olumsuz şeyler, raporlar verebilir. Olumsuz tavırlar, tutumlar sergileyebilir. Bu NATO'da devam eder. Ama bu gidişle, şimdi asıl konuya gelelim. Türkiye mi acaba NATO'dan çıkmak ister? Yoksa bu gidişle NATO mu Türkiye'yi çıkarır? Oo. Sorusu bu önemli. Şimdi bana sorarsanız bu ikinci soru daha anlamlı. Çünkü Türkiye yönetenlerin Avrupa Birliği ile ilgili bir projeleri olduğunu ben düşünmüyorum. Açıkçası düşünmüyorum. Yani çünkü eğer öyle bir proje olsaydı, ben Avrupa Birliği'ni şöyle kastediyorum. Avrupa Birliği ile taklitçiliği ele almıyorum. Ben Avrupa Birliği ile Yüce Atatürk'ün başkomutan, ebedi başkomutan Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine erişme hedefi doğrultusunda Batı'nın iyi yönlerini almayı kastediyorum. Yoksa Avrupa Birliği'ni taklit etmeyi, her şeyine evet demeyi kes. Çünkü Atatürk dediğinizde buna karşı çıkar. Atatürk'ün birinci yöntemi anti-emperyalist olmaktır. Akıl, bilim, devrimci ve anti-emperyalisttir. Yani dört maddede toplayabiliriz. Şimdi anti-emperyalist bir liderin Avrupa Birliği'ne girmek için her şeyi kabul etmesi mümkün değil. Tam bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir lider. Şimdi biz de onu takip ettiğimize göre bu. Şimdi fakat Avrupa Birliği'nin iyi yönleri olabilir. Çağdaş uygun mesela hukuk açısından, müktesebat açısından, insan hakları açısından, savunma hakları açısından, gazetecilerin yayın özgürlüğü açısından. Bunlara ben bu çerçevede bakıyorum. Yoksa onlara girip onların tutsağı olmayı değil. Şimdi bu çerçeve baktığınızda Türkiye'nin durumu İslam İttifakı'na yönelen, yani Suudi Arabistan'a, Katar'a yönelen askeri gözüyle bakıyorum. Suudi Arabistan'ın önderliğinde kurulan bir İslam ordusu veya İslam İttifakı'ndan söz ediyorsunuz. Ve bununla beraber bir tören düzenliyorsunuz. Tören geçinde Suudi Arabistan bayrağının arkasından yürüyorsunuz. Evet. Şimdi, tarihimizde ilk oldu değil mi? İlk oldu. Bir genelkurmay başkanımız değil mi? Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu. Şimdi böyle bir yönetimin, yani kurumsal 2225 yıllık tarihe dayalı, milattan önce 209'da düzenli ordu kurulmuştur. Metehan zamanında öyle kabul edilir. O zaman da bu 2225 yıllık köklü tarihe sahip bir ordunun ve şu anda Cumhuriyet ordusunun böyle bir yöne siyasi iktidarın kararı doğrusu yönlendirmesi pek anlamlı değil. Neden anlamlı değil? Şundan. Bir kere Atatürk'ün hedeflerine uygun değil. Suudi Arabistan dediğiniz ülke bir Vahabi geleneği, Selefi geleneği, şeriat esaslarına göre yönetilen, akıldan, bilimden, teknolojiden uzak, hesap verebilir bir yönetim sistemi olmayan bir sistemle gidiyorsunuz. Sonra Suudi Arabistan ordusu 81 milyar dolar savunma bütçesini harcadı. Rusya'nın harcaması Sayın Hacer 80 milyar dolar. Bakın dikkatinizi çekiyorum. 80 milyar dolar Rusya harcıyor. Suudi Arabistan 81 milyar dolar. Geçti ilk defa 2016'da. 2 yıldır Yemen'de ordusu olmayan Yemen'e saldırılar yapıyor. Kiraladığı askerlerle hava harekatı yapıyor. Ordusuz bir Yemen'le baş edemedi ve çöküntüye doğru gidiyor Suudi Arabistan. Şimdi Trump'la beraber göreceğiz bunu. 2-3 yılda çöküntüye gidecek ve 5-10 yılda Libya'dan daha kötü bir duruma gelecek. Şimdi böyle bir durumda... Nayip Paşam, bu arada siz önemli sert eleştiriler getiriyorsunuz. Estağfurullah. Komuta kademesi de bundan rahatsızmış bayağı. Evet. Ben aslında kişilerle değil, hiç uğraşmıyorum. Değil, hayır, keşke rahatsız olsa. Yani ben... Şimdi hayır, bir şeyi anlatmak için bunu söyledim. Geçen haftaki programımızda eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'a ilişkin eleştiri. Benim de, bizzat ben yaptım zaten eleştiriyi. Daha sonra Aytaç Bey çıktı, beni ziyarete geldi. Bazı şeyleri televizyon ekranında paylaşmamı istemedi, anlattıkları. Ama ben tabii gazeteci olarak belli bir çerçevede şeyi, bazı bilgileri yurttaşlarımızla, kamuoyuyla paylaşmak gereğini hissettim. Çünkü ben de o dönemi, o Balyoz Ergenekon döneminde diğer komuta kademesindeki arkadaşlarının bir tavır aldığını, Aytaç Yalman'ın bu tavır almaktan imtina ettiğini açık açık net bir şekilde ifade etmiş. Aytaç Paşa iyi bir müzikologtur. Evet. Yani Sabih Bey gerçekten müthiş espiritüel yani. Evet. Tabii şimdi kalan yerden ben devam edeyim. Şimdi müsaade ederseniz onu paylaşayım. Tamam. İzleyicilerimize yarım kalmasın. Geldi ve dedi ki ben Balyoz konusunda diğer Balyoz tanığı arkadaşlarla özetle söylüyorum. Aynı kanaatte değilim dedi. Balyoz davasıyla ilişkin.
kapatıyorum parantezi. Fazla da detaya girmiyorum. Şimdi, buyurun bir şey söyleyeyim. Bir şey ekleyecek. Peki bir parantez, müsaade eder misin? Bir bitireyim. Şimdi Türkiye yöneten tepe yöneticilerinin hedefinin bir Avrupa Birliği dışında bir alternatif arama olduğunu ben değerlendirmiyorum. Batı'ya karşı bir alternatif arıyorlar. Batı'ya karşı. Dikkatli seçin. Bu önce bir İslam İttifakı'nda denendi. Olmadı. Fakat şu anda Şangay Beşlisi deniyor. Bu bana göre bir taktik çıkış. Yani sahada karşılığı olmayan bir taktik çıkış. Çünkü Şangay Beşlisi dediğiniz ve daha sonra Şangay İşbirliği oldu. Ne Avrupa Birliği'nin bir karşılığıdır ne de NATO'nun, çünkü kuvvet havuzu yoktur. Dolayısıyla bir İslam İttifakı'na yönelen, Suudi Arabistan'la Katar'la işbirliği yapmayı bir politika olarak, bir strateji olarak edinen bir yönetimin Batı'ya karşı alternatif araması doğaldır. Ama bu şu demek. Ben hep aynı örneği veriyorum. Daha önce de örneği verdim. Sıkılacaksınız belki ama tekrar aynı örneği vereyim. 25 Nisan 1915'te kara muharebelerinin Çanakkale'de başladığı ilk günde Mustafa Kemal Yarbay rütbesiyle 3 tane alayı vardı. 57. alay, 72. alay, 77. alay. 77. alay çöllerden kurulu, bu Suudi Arabistan'dan şuradan derlenmiş Arap erlerinden oluşuyordu. Mustafa Kemal Şubat'ta intikal ettiğinde gelip olayı, bu alayın değiştirilmesi için Fahrettin Altay'dan ricada bulunur, arz eder. Fahrettin Altay yukarıya bildir ama Enver Paşa değiştirmez. Belki imkan olmaz değiştir. Fakat Mustafa Kemal daha sonra, Yarbay Mustafa Kemal, o büyük önder, anılarında der ki 25 Nisan'la ilgili bu alayı, hayatımın en uzun gecesini yaşadım der. Lider. Neden der biliyor musun? 77. alay bu Araplardan, Suudi Arabistan tür yapısından kurulmuştur. 57. alay ve diğer kahraman Mehmetçikler cephede şehit olurken düşerken, arkada çadırda nargile içiyorlar. Bunu hep şimdi 100 yıl geçti. Bakın. Suudi Arabistan şu anda kiralık asker bularak Yemen'le savaşıyor. Size iddia ediyorum. Suudi Arabistan herhangi bir harekat, herhangi bir operasyon, herhangi bir muharebe etme imkanı, kabiliyeti yok. Çünkü ruhu yok. Yani savaşmak için sizin savaşma azim ve iradenizin olması lazım silahtan önce. Savaşma azim ve iradesi olmayan bir ittifaka siz girerseniz bu şudur. 57 tane Müslüman ülke var. 1 milyar 600 milyondur nüfusu. 1 milyar 600 milyon ülkenin 104 yıldır dağıtılan Nobel bilim ödülünden 3 kişi almıştır. Evet. Onlar da eğitimlerini yurt dışında yapmışlar. Almıştır. Biri Mısırlıdır. Biri Pakistanlıdır, biri de Aziz Sancar Türktür. Hepsi yurt dışında eğitimini yapmıştır. Bunların içinde tek çağdaş lider gelmiştir Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önünde peki, çağdaş bir hedefe yöneltmiştir. Unutmayın sözünüzü, devam edeceğiz. Sabit Bey bir şey ekleyecektim. Şu an hani sizin o agresif sorunun cevabı bakımından paşamın söylediklerinin hepsine ben de katılıyorum. Bir şüphe yok. Aslında zaten soruyu şöyle ortaya koymak lazım. Öyle sanırım. Bir kere her şeyden önce niye çıkacağız? Yani ulusun ne yararı, tabii ulusun yararı çıkmadan mıdır, kalmadan mıdır, ne yapılması lazımdır? Bu konuda hiçbir bilgimiz var mı bizim? Yani neden çıkmamız gerekiyor? Bunlar tartışılmıyor bile. Kesinlikle. Yani tartışılmayan bir noktada karar nasıl verilebilir ki? Hiçbir şekilde verilemez. Yani burada asıl... Ama şimdi bu askeri paktla beraber Sabit Bey bir şey de var. Avrupa hukuku var. Aslında Avrupa Hukuk Ligi'nden çıkma gayreti de görüyorum. Seziyorum ben. Kesinlikle. Çünkü zaten. Türkiye, çünkü özellikle son birkaç yılda büyük hukuksuzlukların ülkesi oldu. Evet. Hem yolsuzluklardan tutun, hem yargılamalardan tutun, tabii, hem tabii. Kişi hak ve özgürlükleri konusunda tutun. Evet. Dolayısıyla bu Avrupa Ligi'nden çıkmak, daha doğrusu NATO konseptinden çıkmak bizi aynı zamanda Avrupa'nın ben mahkemesini de tanımıyorum. Ahim'i de tanımıyorum. Kolaylığını getirmiyor bir mu? Bir Orta Doğu ülkesi haline gelmek istiyorum demek bu. Hı hı. Bunun da tabii akılla uyuşan hiçbir tarafı yok. Hı hı. Yani gidilmek istenen yer aşağı yukarı ben de katılıyorum belli. Yani biz çağdaş ve uygar toplumun, dünya toplumunun bir üyesi olmaktan vazgeçip, hı hı. O da zaten bir dikta, hı hı. Tek adam. Hı hı. Bu tek adam zaten Şangay Beşisi'nde var. Yani istenilen şey oysa o NATO'dan çıkalım sözü onun bir
argümanı. Yani o şekilde bir hazırlık bu. Hı hı. Peki bu, biz Avrupa hukuk sisteminden, ya daha doğrusu Batı hukuk sisteminden çıkmamız ne anlama gelir? Yani sadece o hani bir Doğu, Orta Doğu ülkesi mi oluruz, yoksa nasıl bir hukuk garabeti olur yani? Zaten şu anda yaşadıklarımız olur. Şu olur yani, özgür ve demokratik bir ülkenin, hı hı, bir bireyi olmaktan çıkarız, bir kul haline gelirse olacağı bu iş. Eğer bunu kabul edersek. Doğru. Ben bunun kabul edileceğini hiçbir şekilde düşünmedim ve düşünmüyorum. Yani ne düşünürse düşünsün, ne isterse istesin, o amaca ulaşamazlar. Yani mümkün değil. Hı hı. Çünkü o 1919'dan, hatta 19 Mayıs'tan diyelim, yani bu tabiatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıç tarihi olarak söyleyebiliriz bunu. Ama hı hı, aslında tabii bu Osmanlı İmparatorluğu'nun Tanzimat'tan beri bir çağdaş ve uygar olma çabası vardır. Onun birikimi vardır. Onun da eklenmesi vardır. Hiç şüphe yok. Hı hı. Bu deneyimlerden, hı hı, bu alışkanlıktan, bu arzudan vazgeçecek kimse yok burada. Hı hı. Yani Cumhuriyet belki eleştirilebilir, amaçlarına ulaşılamadı denebilir. İnkılap yahut devrim istediklerini tam olarak yerleştiremedi denebilir. Ama bir şeyi hiç unutmamak lazım. Atatürk, Türk ulusuna bir kere anti-emperyalizmi öğretti. Hı hı. Bağımsızlığı öğretti. Akıl ve bilimi öğretti. Bunlardan vazgeçecek herhalde aklı çalışan hiçbir birey Türkiye'de yoktur. Bunda hiç mutlaka vazgeçecek birisi yok. Şunu ama eklemek bu, lazım. Pardon. Şöyle bir şey var. Şimdi Cumhuriyet, son bir buçuk dakika. Evet, Cumhuriyet tarihinde Atatürk'ten sonra Büyük Önder Atatürk, biliyorsunuz, 1683'te başlayan geri çekilmeyi, toprak kaybını durduran, 1921'de 13 Eylül'de Sakarya'da durduran, doğru, dünyadaki ender liderlerden biridir. Onun, fakat Cumhuriyet tarihinde Atatürk'ten sonra ikinci toprak kazancı Kıbrıs Barış Harekatı ile olmuştur. Doğru. Ecevit'le, yani Atatürk'ün felsefesi doğrultusunda hareket eden bir liderle, Ecevit koalisyon hükümetiyle olmuştur. Onun hakkını verelim. NATO üyesiydi o zaman, unutmayın. NATO'ya rağmen ve NATO'ya karşı yaptı bunu. Son kaybımız da şimdi 17 adayı Yunanlılara kaptırmamızdır. Süleyman Şah'ı yani kaptırmamızdır. Tabii şunu demek istiyorum. Toprak verme devam ediyor. Yani NATO üyesi yahut olmanız, başladı. NATO üyesi olmanız, NATO'ya karşı bir harekat, bir operasyon, bir uygulama yapmanızı engellemiyor. Bunu yokluklarda, silahlı kuvvetlerin yokluk içinde olduğu bir dönemde Kıbrıs Barış Harekatı ile yapmıştır. NATO. Peki, kesinlikle. Evet. Bir kısa ara verelim. Evet. Bu güzel sohbete sevgili izleyiciler, çok yoğun da iletileriniz geliyor. Herkes soluksuz dinliyoruz diyorlar. Ben de gerçekten hem Sabih Bey'i hem Naim Bey'i böyle soluksuz dinliyorum. Kısa bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız. Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zamanda Ankara stüdyolarından, Halk TV'nin Ankara stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Cumartesi buluşmamızda ikinci bölümde karşınızdayız. Gerçekten çok yoğun bir ilginiz var. Sabih Bey'i daha sık alın diyorsunuz. Teşekkür ederim ama bir izleyicimiz güzel bir şey yazmış. Vallahi kahvaltım önümde soğudu diyor. Kahvaltımı yiyemedim, sizi nefes almadan izliyorum diyor. Bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sabih Bey'i bundan böyle sık sık almaya çalışacağız. Tabii eğer İstanbul'a teşrif ederse orada, yoksa biz Ankara'ya geleceğiz, alacağız. Telefonlar geldi reklam arasında. Onları da altın çizerek söyleyelim. Aytaç Yalman aradı, az önce bahsetmiştik. Aytaç Bey dedi ki, beni dedi sadece müzikolog olarak niteliyorsunuz. Burada bir şey hissediyorum. Bütün ömrünü kıtalarda geçirmiş ve eğitimi çok iyi bilen bir generalim ben dedi. Bunu kayıtlara baktığınızda da görebilirsiniz. Tarihe de böyle geçtim dedi. Ben hep ömrü kıtalarda geçmiş bir generalimdir. Tabii ki müziği de çok seviyorum. Atatürk ve müzik konulunda bir kitap hazırladım, yazdım dedi. Bunu ifade etti. Böyle bunu olduğu gibi size aktarmış olayım. Aynı şekilde Balyoz davasından yatan kıymetli bir paşamız gene Ahmet Yavuz Paşa da aradı. Tümgeneral, emekli tümgeneral. O da bu açıklamaların nesine itiraz edildiğini, merak ettiğini ifade etti.
özellikle bu balyoz, yani seminer planıyla balyoz darbe planı arasında ne gibi bir bağ kurulabildiğini merak ettiğini söyledi. Onun da ifadesini buradan dile getirelim. Halk TV ekranları bu konudaki tartışmanın bütününe açıktır. Bir kere peşinden onu söyleyelim. Hangi komutanımız o döneme, yakın tarihimizin en önemli davası olarak bilinen o döneme ilişkin ne söylemek istiyorlarsa buyursunlar, gelsinler. Hem benim programıma hem Halk TV'nin başka programları olabilir. Sonuna kadar açarız. Canlı yayında o konuları tartışırız. Eğer tartışmak istiyorlarsa. Ama onun dışında yapabileceğimiz de fazla da bir şey yok zaten. Tarih kendi hükmünü vermiş olacak. Evet. Şimdi çok da soru var. Onları da paylaşacağız. Bir izleyicimiz çok merak etmiş. Bir ara soru gibi sorayım. Oradan başlayalım, sonra devam edelim. Sabih Bey, bugün olsa gene diyor 367'yi savunur muydu? Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü 367 gerçekte 1980 12 Eylül darbesinin gerekçelerinden biridir. Nedir? Cumhurbaşkanı seçememek. Onun için belirli bir süreye sığdırarak bu süre içerisinde uzlaşıp bir cumhurbaşkanı seçin. Bu uzlaşmayı sağlayamazsanız bir ay içerisinde seçime gitmek durumunda kalırsınız ifadesini taşır bu. Anayasa elbette ki bir yoruma tabi tutulur. Yani burada kastedilen nedir? Maksat nedir? Buna baktığınız zaman şunu görürsünüz ki, bir tarihi yorumla yaparsanız, bu bir uzlaşmaya itiştir. Uzlaşın anlamınadır. Çünkü uzlaşırsanız eğer, daha çok temsil kabiliyeti olan birisini seçme şansına kavuşursunuz. 367 bunu sağlamak için o tarihte vardı. Bu itibarla bu benim söylediğim yorum, Anayasa Mahkemesi tarafından 2'ye 9 da zaten kabul edildi. Onun için bu şekildeki bir yorum yerindeydi. Bugün olsa yine aynı düşünceyi taşırım. Peki bunun siyasal bir takım sonuçları oldu tabii. Kesinlikle. Bir hukukçu siyasal sonuçları hiç hesap etmez değil mi? Kesinlikle. Yani zaten bunu hesap ederseniz o zaman o hukukçu olmaktan uzaklaşırsınız. O zaman amaca neye yarar, onu ararsınız. Ona göre hareket edersiniz. Elbette çünkü ki tam tersi ithamlar da oldu. Yani bu duruma özgü bir yorum getirdi dediler Sabih Bey. Yani bu özgül bir durumdu Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin. Ve 367'yi tırnak içinde söylüyorum, onların ifadesi, icat etti. Hayır dediler. Ben icat etmedim. İçinde vardı zaten. Sadece yorumu gerektiriyordu. Yani çok açık, net bir şekilde ifade etmiyordu. Yani birinci ve ikinci oylamada kaç kişinin katılacağı konusu açık değildi. Ama bunun içerisinde elbette ki mantık olur. Yani mantık dediğim şey şu: eğer siz üçüncü turun sonucu belliyse o zaman birinci ve ikinci turun anlamı yok. Çünkü diyelim ki efendim en çok oyu alan veyahut ilk üçüncü turda 276'yı geçen. O zaman birinci, ikinci tura ne gerek var? Yani bunun mantığı yok zaten. Hatta anonim şirketlerdeki, yani o tarihte Türk Ticaret Kanunu'nda da aynı çok açık net hüküm vardı. Çünkü mantık bunu gerektiriyordu. Onun için hukuk aynı zamanda hem mantıktır hem matematiktir. O itibarla eğer birinci turda, ikinci turda belirli bir şekilde 367 gerekiyor ise, o zaman zaten birinci ve ikinci turu yapmanın bir anlamı yok ise, bunu tarihi bir yorumla yapacaksınız. Amaç nedir? Buna bakacaksınız. Nedir bu? Uzlaş ve 367'nin üstünde bir oy alsın ki milleti daha çok temsil etsin. Olay buydu. Peki aynı mimalde şu anda da bir benzer bir tartışmayla karşı karşıyayız. İdam tartışması. Şimdi niye aynı minvalde diyorum? Çünkü bu da şuna getiriliyor. Diyor ki işte Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki halka sorarız diyor. İdam getirilsin mi getirilmesin mi? Hatta meclisten böyle bir karar çıkarsa ben onaylarım.
Ama eğer itiraz ediyorsanız halka sorarız diyor. Şimdi bu tip idam kararı yahut idam cezası verilsin mi verilmesin mi halka sorulamayacak bir olaydır. Neden? Çünkü evvela her şeyden önce yaşam hakkı her şeyin önünde gelir. Hı-hı. Yani bir suç işleyenin cezasını verirsiniz. Hı-hı. Ama aynı daha önce bu suçu işlemiş bir kişinin yani adam öldürenin de öldürülmesi veyahut hele hele siyasi suçlarda hele hele yani bu şekilde can almanın dışındaki suçlarda hiç savunamayacak bir şey. O yaşam hakkı bir kere hiç tartışılmaz bir olaydır. Hı hı. Yani çağdaş ve uygar bir ülkede idam cezasını tekrar tartışmaya girmenin hiçbir anlamı yok. Şeytan avukatlığını yaparak soruyorum. Amerika'da evet. Var diyorlar. Vardır, olabilir. Amerika çağdaş ve uygar bir ülke değil. Olabilir. Yani aslında orası zaten federal bir ülkedir. Ülkeleri var. Eyaletleri var. O eyaletler istediklerini kabul ederler. Zaten anayasası buna müsait. Yani orada var diye bizde olması şart değil zaten. Biz bunun acısını da çekmiş bir ülkeyiz. Çok hem de. Yani hele hele siyasi suçlar itibariyle şimdi geriye dönüp baktığımız zaman onlar olmasaydı bugün Türkiye çok daha iyi bir yerde olacaktı. Yani onun için sanki bu idam isteği yani Abdullah Öcalan'ı asalım veyahut yakaladıklarımız FETÖ'cüleri asalım duygusuna geliyor ise zaten çıkamazsınız. Yani sizin bir devlet olarak verdiğiniz bir takım sözler var. Hı hı. Bundan vazgeçemezsiniz. Neden vazgeçemezsiniz? Çünkü sizi bağlar bu. Hı hı. Yani ben bundan vazgeçtim derseniz zaten sözüne güvenilmeyen bir ülke haline gelirsiniz. Bir. Hı hı. İkincisi tekrar belirli bir şekilde geriye dönük böyle bir karar verirseniz sizin çağdaş hukuku kabul etmiş ülkelerin arasında yeriniz yok. Hı hı. Yani sizin bunu tekrar geri getirme, hele hele biz tekrar geçmişe de şamil, kapsar bir şey yaparız derseniz kolay. Yani yapın. Aslında şunu söylemek istiyorum. Ben Arıza Mahkemesi Başkanı olarak 8 defa bu kararı verdim ben. Öyle mi? İdam kararını? İdam kararını verdim. Evet, verdim. Arkadaşlarla beraber. Verdim de. İdam kararları uygulanıyor muydu o verdiğinizde? Uygulanıyor tabii. Uygulanmasa zaten hiçbir önemi yok da. Hayır. Belli bir mesela 84'ten sonra uygulanmıyordu. Tabii. Yani benim ben 84'te yargıta üyeliğine seçildim. Ondan önce verdiğim önce kararlar verdim. Bunlar ama ben onu hala hatırladıkça tüylerim ürperir. Çünkü kararı tefhim etmeden 2 gün önce sıkıntı başlıyordu. Yani bir sana seni idam cezasına mahkum ettim demenin ne anlama geldiğini bu kararı verenler bilir. Kolay bir iş değil o. Onun için ömür boyu ceza gerçekte eğer uygulanabilirse idam cezasından daha da ağır bir cezadır. Çok enteresan. Sevgili izleyiciler siz de herhalde dikkatle dinliyorsunuz. 8 tane idam kararına imza atmış bir ağır ceza reisi olarak o kararı imza atmanın ve sanığın yüzüne onu söylemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Tabii. Dolayısıyla en önemli hak yaşama hakkıdır. Ne suç işlemiş olursa olsun diyor Sabih Kanadoğlu. Bence çok önemli bir başlık veriyor. Hep örnekleri şeyden getiriyorlar işte. Küçük yaşta çocuklara tecavüz edip öldüren sapıklar vesaireler. Hep bu çarpıcı toplumu ayağa kaldıracak örnekler üzerinden idam tartışmasını yürütüyorlar. Peki şunu söylemek lazım. Yani bu ceza varken bu suçlar işlenmiyor muydu? Caydırıcılığı var mıdır? Efendim? Caydırıcılık var mıdır? İdam cezasını işte uygulanır. Onu söylemek istiyorum. Evet. Yani hiçbir caydırıcılığı yoktur. Hı-hı. Yani bu suçu işleyecek adama kanunda idam cezası var bunun karşılığında deyip düşünüp de bundan vazgeçen hı-hı diyeceksiniz. O zaman bu suçların hiç işlenmemesi lazım. Yani idam cezası varken de bu suçlar vardı. Hı hı hı. Bu mesela benim mahkum ettiğim kişiler için de bu sizin söylediğiniz suçu işleyenler de vardı. Hı hı hı. Yani onu uygularken ki benim görevim zaten yani bir hakim olarak görevim zaten yasayı uygulamaktır. Yani kişisel düşüncemin dışında
hareket etmek zorundayım zaten. Hı hı. Yani bana göre ben idam cezasına karşıyım. Onun için ben her önüme gelen davada ben idam cezasını uygulamıyorum. Bunu diyemezsiniz. Böyle bir yetkiniz yok zaten. Hı hı hı. Ama uygulayacaksanız bunun sıkıntısını çekersiniz. Ama bu ne caydırıcıdır, ne yani uslandırıcıdır, hiçbir anlamı olmayan bir cezadır bu. Peki, tam oraya gelmişken size de döneceğim ama 15 Temmuz'u yaşadık. Evet. 15 Temmuz'dan sonra da şu anda sayı 32 bin olmuş, tutuklama var. Evet. 32 bin tutuklama. Bu 12 Eylül'de bile bu kadar bir sayıda tutuklama bir aradayken olmamıştı. Evet. 32 bin tutuklama var ve her geçen günde bu sayı artıyor. Ama o ilk çekirdek ekibe yönelik. Yani 15 Temmuz gecesinde darbe girişimine doğrudan katılan, işte ne bileyim meclisi bombalayan pilotlardan tutun da ona karar veren komutanlara kadar o bir çekirdek ekip var. Onların da darbe komisyonunda dinlenmesi istendi. Evet. Fakat darbe komisyonu, meclis darbe komisyonu bunu istemedi. Orada hatta iki önemli kişi var. Yani darbe işin içerisine karıştığı iddia edilen iki önemli kişi var. Birisi Mehmet Partigöç, diğeri de Mehmet Dişli. Evet. Komisyon bu iki kişinin dinlenmesini, cezaevinde gidip dinlenmesini istedi. Fakat komisyonun CHP'li üyeleri ve MHP'li üyelerin isteğiyle. Fakat bu kabul görmedi, kabul edilmedi ve dinlenmiyor ikisi. Şimdi akılları da hemen acaba bu iki kişi neden dinlenmiyor sorularıyla beraber bu darbecilere yönelik, yani darbe girişimine katılanlara yönelik acaba yargılama süreci geciktirilecek mi, yapılmayacak mı, ertelenecek mi, nasıl bir durum olacak gibi bir soru da geliyor insanların aklına. Sizin saydığınız kişiler ve suçlar itibariyle şimdi baktığımızda Bank Asya'ya para yatıran efendim, kiracıdan tutun artık nereye giderseniz gidin ona. Bu sulandırma nasıl yapılır? Bunun tipik bir örneği olur. Yani soruşturma bu kadar sulandırılırsa, asıl sorumluların üzerine gidilmezse, bu araştırma komisyonunda belirli bir şekilde dinlenmesi gereken mutlaka Genelkurmay Başkanı, MİT kuvvet müsteşarı, komutanları, MİT müsteşarı dinlenmez ise ve bu soruşturma gerçekte dediğimiz siyasi kanadı kapsamazsa, bu birdenbire FETÖ örgütü 15 Temmuz'da ortaya çıkmadı. Yani buna sebebiyet verenler soruşturulmazsa, bunlardan hesap sorulmazsa hiçbir sonuç alınmaz. Bunun için şöyle bir düşünelim. İşbirliği yapacaksınız. Yargıyı ele geçirmesine en büyük yardımı siz yapacaksınız. Milli eğitim aynı durumda. Silahlı kuvvetler öyle. Yani devletin ne kurumu varsa hepsine yerleşmesine yol açacaksınız. Ve üstüne üstlük bir de ne istediler de vermedik diyeceksiniz. Sizi özledik diyeceksiniz. Ondan sonra birdenbire kenara çekileceksiniz ve sanki kendiliğinden bu iş olmuş gibi bir soruşturma yahut araştırma komisyonu dersek. Zaten araştırma komisyonundan hiçbir şey çıkmaz zaten. Tabii. Yani soruşturmaya dönmesi lazım en azından. Elbette ki. Yani oluşumu itibariyle bir sonuç alınacağına dair ümit bile vermiyor. Yani bırakın inancı, ümit de vermiyor. Hiçbir sonuç vermez. Vermediğine göre eğer eski bir AKP milletvekili bu işten tutuklanıyor da diğerleri hakkında hiçbir şey yapılmıyor ise orada bir durup düşünmek lazım. Eğer kime kadar gidiyorsa ulaşacaksanız işte o zaman her zaman söylenen laftır. Aynaya bak demek lazım. Sabih Bey, tuhaf bir milat arayışı da var şimdi. Milat arıyorlar. Yani bu işte milat nedir? 17-25 diyorlar. Ama 17-25'ten önce 7 Şubat MİT krizi 2012'de gidenler var. 2004'te devletin Milli Güvenlik Kurulu'nda alınmış karar var. Şimdi bütün bunları koyduğunuzda milat diye bir şey alınabilir mi? Yani bir suç örgütü. Başka bir tarih de söyleyebilirim. İş çok karıştı yani. Benim Alaturka Demokrasi kitabında işaret ettiğim bir genelge var. Nedir o? Kripto. Efendim, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün bu
Fethullahçı cemaate daha doğrusu yardım edin diye bütün teşkilata gönderdiği Dışişleri Bakanı olarak ve ben onu gazetede gördüm. Çünkü bunu Cumhuriyet çıkarmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan sordum bu kriptoyu gönder diye. Dediler ki bu gönderilemez ki bir savcı gönderin gelsin baksın diye. Hı hı. Ben de bir savcı arkadaşı gönderdim. Dedim ki al onu karşılaştır aynı mı geldi. Ve bu ortaya çıktı. Hı hı. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu iş Nisan 2003'te başlamış bir olaydır bu. Eğer şey arıyorsanız. Hı hı hı. Yani, çünkü 2003 diyorsak 2004'te Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararı. Peki bu 2003'te çıkan Dışişleri Bakanlığı'nın kriptosu, genelgesi aslında 2004'ün başlangıç noktasıdır. Evet. Çünkü iktidar olma ve o iktidarı, o gücü kullanma olayının başlangıç tarihi arıyorsanız ben size o kriptoyu gösteririm. Yani Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmiş olan kripto her işin başlangıç tarihidir. Sabih Bey, şunu da merak ediyorum. Biraz özel bir soru olacak ama sizin eviniz arandı. Evet. Ve eviniz aranırken çok da bugün gibi hatırlıyorum onu. Çok tuhaf şeyler oldu. Televizyon ekranından siz önce evinizin arandığını okudunuz. Oysa ki o sırada aranmıyordu. Doğru. Ama bir müddet sonra eviniz geldi arandı. Evet. Herkes o gün sizin de gözaltına alınacağınıza kesin gözüyle bakıyordu. Evet. Fakat her ne olduysa sizi gözaltına almaya, tırnak içinde söyleyeyim, bu FETÖ'cü çete herhalde belli ki cesaret mi edemedi? Korktu mu? Yok. Ne oldu? Ya tabii ben de merak ederim de netice itibariyle ama şöyle bir şey var. Şimdi gerçekte bu arama kararının çıkarılması için savcının bir talepte bulunması lazım. Hı hı. Ama bizim olayda doğrudan doğruya emniyetten gelen bir istek üzerine verilmiş bir karar bu. Hmm. Ve kararda zaten sadece arama yapılması. Usulde eksiklik var yani. Hayır usul ya. Hayır, gözaltına alma ayrı bir olaydır. Hmm. Yani hayır, arama içinde diyorum. Yani. Arama elbette ki de yani onun zaten ne şekilde verildiği konusu ortada örnekleriyle. Ama zaten gözaltı kararı yoktur. Yani bana getirip onu kararı verdiklerinde baktım. Evet ev aranacak, tamam buyurun arayın. Tabii hiç çok net olarak hatırlıyorum. Gelen savcı arkadaş tabii heyecanlandı bu olayın nedeniyle. Kendisine ben cesaret verdim. Sakın efendim, şey yapma, görevini yap falan dedim. O savcı şimdi nerede Sabih Bey? Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Yani şey mi, soruşturmaya uğradı mı şimdi? Hiç bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. İsmini de unuttum. Yani ben de... Bazı şeyler unutulmaya doğru itilirse çok çabuk iyi unutulur. Sonuç verir. İyi sonuç verir. Tabii yani beni hiç ilgilendirmiyor bu. Ne oldu arkadaş? Herhalde iyi bir yerde olduğunu da sanmıyorum. Anladım. Evet. Şimdi o nedenle diyebilirim ki hani gözaltına alınma, niye alınmadı filan. Yani böyle bir talep yoktu zaten. Onu söylemek istiyorum. Peki, peki. Aynı yerden devam edelim mi? Parti Göç ve Dişli dinlenmiyor. Bu ne demek? Evet. Naim Bey. Şimdi ben daha önce de tabii söyledim. Siz uzun uzun anlattınız tabii bize. Tabii anlattım. Parti göçün ne demek olduğunu. Evet, yani bu darbe girişimindeki en kilit isimlerden yani, birisi. Tabii. Yani alınan ifadelerden derlediğinizde, verilen ifadeleri okuduğunuzda, analiz ettiğinizde, incelediğinizde değerledi. Mehmet Parti Göç ki personel başkanlığında görevli, daire başkanı. Bir de Mehmet Dişli. O da bir tüm genel olarak, ikisi de genelkurmayda görevli. Bu darbe girişiminde önde bulunan kişiler. Yani haberleri önceden olan, önde olan, talimat veren, hatta isteğe de baktığı. İzleyicilerimiz için söyleyelim. Yıldırım Harekat Planı olarak bilinen bu darbe planının altında imzası olan en yüksek rütbeli kişi Mehmet Partigöç. Partigöç. Ki onun amiri İlhan Tavlu Kor General, o amirden daha da üstün oluyor Tuğ General olarak. Evet, İlhan Tavlu Kor General. Evet. Şimdi bunların dinlenme talebinin olmadan herhangi birinin zaten dinlenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü planı yazan, koordine eden, toplantılara belki de başkanlık eden,
önemli kişiler. Hı hı. Dolayısıyla bunu zaten herhangi bir muhalefet partisi söylemeden otomatik olarak dinlenmeleri gerekiyor. Çünkü niye tabii. bu emri verdiniz? Kimden aldınız bu emri? Peki siyasi kanadınız kimdi? Genelkurmay başkanınız kim olacaktı? Evet. Genelkurmay başkanını niye rehin aldınız? Daha önce onunla görüştünüz mü gibi bazı sorular sorulacaktı herhalde. Şimdi agresif bir soru sorabilir miyim? Sizin için şey yapayım, size soracağım buyurun. Çünkü. Estağfurullah. 16 Temmuz saat 10.30-11. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın gayet rahat bir şekilde Mehmet Dişli ile beraber Çankaya'daki helikopter alanına evet. gelişinin yorumu nasıl olabilir evet. paşam? Şöyle oldu. O ifadelerde de belirtiyor. İfadeleri dikkatli okuduğunuzda. Şimdi orada Akıncılar üstünde beraber bulunuyorlar. Dönerken ben de sizinle geleyim. Yani ifadelerden söylüyorum diyor. Önce getirmesini istemiyor. Sonra tamam sen de gel diyor. Ama Akın Öztürk de gelmek istiyor. Ona hayır diyor. Şimdi burada önemli bir konu var tabii. Önemli bir konu var. Mehmet... Paşam sözünüze bir virgül atın. Tabii. Bir bağlantı yapmamız tabii, gerekiyormuş. Yapalım. Kısa bir bağlantı yapalım. Sonra kaldığımız yerden yapalım. Devam edeceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler, bugün bir olağan dışı yayın akışımız var. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da bir programı var. Programın başında da duyurmuştuk ama erken ayrılmak zorunda kaldık. İzleyicilerimizden maillerde, iletilerde geliyor. Bir şey mi kestiniz? Bizim hiçbir şey kestiğimiz yok. Kesmeyiz de biliyorsunuz özgür ve bağımsız bir şekilde yayınlarımızı sürdürüyoruz. Sabih Kanadoğlu'na ve Naim Babiroğlu'na çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben böyle... de teşekkür ederim Sayın Acır ve aynı zamanda hem izleyenlerimize hem de Kemal Bey'e de saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdiki zaman bugün bu kadar. Yarın İstanbul stüdyolarımızdan tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Hoşçakalın.